Merhaba millet, Son Silah Pro'nun bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu bölümde son silahın bir rehberini çekeceğiz. Yine ben tek çekeceğim. Önceden çekmiştim zaten içini. Şimdi hani kayıt olmasını falan, indirilmesini falan göstereceğim. Bu nasıl yapılır hemen gösteriyorum. Google'a giriyoruz. Ben Yandex kullanıyorum. Buraya son silah yazıyoruz. Joygame/S2 böyle bir şey çıkıyor. Şuradan üye olabiliriz. Üye ola basıyoruz. Hemen kullanıcı adı ve şifremizi yazıyoruz. 09. Aa, bu Berus namı. Bu benim diğer çarım olsun. Şifremizi falan yazıyoruz işte buraya. Gerisini siz yaparsınız. Ben açtım zaten yan çar. Yaparsınız bunu. Şuradan giriş sorun cevabını seçersiniz. Güvenlik kodunu girersiniz. Şunu açarsınız. Ücretsiz yollarsınız. E-postanızı onaylamanıza gerek yok. Herhangi bir e-posta falan beklemeyin yani. İşte oyuna girdiğiniz zaman hemen oynaya basın. O istediğiniz şekilde indirebilirsiniz ama sanırım oyunun kurulum dosyası şey şu anda varmış. Kurulum yöneticisi yapmışlar. İstediğiniz bir tanesi indirebilirsiniz. Torrent ile kurulum yöneticisi olmuyordu, bugün düzeltmişler sanırım. Ondan sonra indirdikten sonra şurada kuracaksınız son silah. Burada. Masa üstüne çıkar otomatikman. Direkt açın. Oyuna başladığını ve çalıştırın. Şimdi benim Camtasya oyunu hiç çekmediği için Fraps'la birleştireceğim videoyu. Oyuna başladığın ve başlayın. Evet, devam ediyoruz videomuza. Oyuna başla dediğimizde böyle bir ekran gelecek. Burada yükleniyor. Yükleniyor. Bu biraz uzun sürebilir. Bilgisayara göre değişiyor tabi. Fraps'a birleştireceğim. Onun için hani devam ediyorum. Buradan hemen kullanıcı adımızı, şifremizi yazıyoruz. Benimki Viberus05'ti. Şifremizde söylemeyeyim. Giriyoruz şifremizi, tamama basıyoruz. İsminizi girin diyor. İsminizi istediğiniz yapabilirsiniz. Ben yapacağım. Sayfamızın ismini yapacağım. Silah Pro. Böyle yapayım bir olacak mı? Evet, son silah Pro oldu. Tamama basıyoruz. Buradan kanal seçiyoruz. Akademi girilen en çok. Akademiye giriyoruz. Kanalımızı seçiyoruz. Evet, böyle bir lobimiz var. Şimdi mekandan nakitli ve altın silahları bulabiliriz. Çeşitli olanlar yani dükkanda olmayanları. Altın da buradan altın silahlar. Tabii şansınıza çıkabilir yani, ne çıkacağı belli değil. Buradan 3 slot derseniz işte sırasıyla deneme yapıyor. Ben örneğin göstereyim. Ne göstereyim? Altın M4A1 2 slot deneyeyim. Gördüğünüz gibi. Kesin değil, balta ve geri taranmış çıktı. İyi. Kesin değil yani çıkacağı. Siz denersiniz. Bakalım dükkanımıza girelim. Dükkanımızda neler var? Gördüğünüz gibi birçok nakitli silahlar var. Bunlar silah. Tüm hepsi. Hani nakitli nakitsiz. Yeni sıcak olanlar var. Yeniler, kıyafetler, karakterler. Bu oyunda en sevdiğim taraf karakterlerde herhangi bir can ya da canın fazlalığı gibi bir şey bulmamaktadır. Yani ama küçük özellikler vardı, ne bileyim, öldüğünde bomba bırakma gibi özellikler. Onlar da hani çok bir şey değiştirmiyor. Karakteri öldürdüğünüzden kaçarsanız herhangi bir sorun olmuyor. Bunlar yeni sıcak olanlar, işte yeni anlamında ya da en çok kullanılan anlamında. Şu turkuaz setler çok iyi. Hani nakit çekerseniz kesinlikle turkuaz set alın derim. Şimdi oyunda en çok kullanılan silah, şuradan temele girelim. PDW-K101, M4A1 de var. Tabii herkese göre değişiyor bu silah. En iyi sniper AVM. Yanda genelde Glock ve DE Crane kullanırlar. Bunda hasarı 34, yani herhangi bir silah gibi ama silah atış özelliği yok. Bunu da hasarı az ama atış oranı çok fazla. Yakın dövüşte ise bıçaklarımız var. Bıçaklarda da en çok kullanılan savaş bıçağı ama ben hani paramı gitmesini istemiyorum. Zaten almıştım bir tane. Gördüğünüz gibi. Atılmışta da bombalar var. Genelde nakit yani. Tabii daha çok farklı çeşitlerde, dükkanda olmayan şeylerde, farklı özelliklerde, etkinliklerde falan olabiliyor yani, gelebiliyor. Neyse, biz hemen silah alalım. Silahlardan temele girelim. Buradan istediğimiz silah seçelim.
Ben PDV alacağım. Benim kullandığım silah. Bir günlük işte gününe geri alabilirsiniz. Alıyoruz. PDV tamam aldık. Yan tabancamız DE Crane alalım bu sefer. Hasarı fazla olsun. Yakın dövüş aldık ya. Sen geldi bir tane. Atılmıştı da kendisi otomatik geliyor bomba. Almaya gerek yok yani. Dükkan burada. Envantere basarak silahlarımızı görebiliriz. İlk başta temel silahlarımız var gördüğünüz gibi. Biz buradan hemen İki kez tıklayarak sol klik o seçtiklerimizi alabiliriz. Bir de ben dürbün alayım göstermek amacıyla. Şimdi oyunda en çok kullanılan ve tek atan silah ya yani dürbün AWM-300 ama bunun da seri atış özelliği var. Tak tak yani bu. Ama tek atmıyor bu. Yani yine de ben CV'de Tiger'ı daha çok sevdiğim için onu alıyorum. Kullanmayacağım şimdi. Şimdi diğer adminlerimiz odayı hazırladılar bizim için ama ben bir diğer daha göstereceğim. Modifiyeden silahımıza dürbün, susturucu, görüş, el feneri ve kaplama ekleyebiliriz. Yani görüş, susturucu, el feneri, kaplama. Hemen silahımıza iki kez tıklıyoruz. Böyle geliyor. En çok tavsiye edilen görüş ve kullanılan görüş OPC03. Basıyoruz iki kez. Tamam diyoruz. Buradan geliyor. Tamam'a basıyoruz. Eklendi gördüğünüz gibi. Susturucu kullanmayın. El fenerine gerek yok. Sadece gece maplerinde kullanılabilir. Kaplama isterseniz ben çığlık alayım. Hani göstermek amacıyla. Evet silahımız hazır. Ya bir tek hani silahlara modifiye yapabiliyoruz. Şimdi bir dakika. Klan kurdan klanınızı kurabilirsiniz. 30 bin altına tabii ki. Başarılarından neyin ne olduğunu görebilirsiniz. Daha bende hiçbir şey yok. Rütbeye basarak rütbeleri görebilirsiniz. KD'mize dükkan envanter bilgilerinden bakabilirsiniz. Şurada öldürme bölme, şurada yazar yüzdesi. O KD'miz oluyor. Neyse bunları anlattım. Şimdi bizimkilerin odasına gireceğim. Yüksel Berk, arkadaşım ekli değilsin. Bir arkadaş isteği yollayacağım sana. Son suikast 01. İşte. Ara diyoruz, arkadaş ekli diyoruz. Yolladım Yüksel Berk, kabul et. Evet, arkadaş oldunuz. Oyna diyoruz. Şifrenizi yazın. Şifremiz 0505 olur genelde. Evet öyle de oldu. Bir chat üyesi var, bir de özel tim var. Issız tepe round en tavsiye kullanılan. Şimdi bana sıkmayın beyler. Tabii bizim oyunumuzda birçok map var. Hani map'ten map'e değişiyor. Evet. Gördüğünüz gibi silahımız böyle. Tabancamız böyle. Baltamız. Ve bizimki. Sıkmayın bana. Gördüğünüz gibi. Yüksel bak ben sana bir kez sıkabilir miyim? Sıkabilir miyim bir kez? Dur Barış. Ben Barış'a sıktım. Gördüğünüz gibi. Böyle dur sana da göstereyim. Böyle sıkabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi göstermek amacıyla isterseniz bir oynayalım. Beyler oynayacağız haberiniz olsun. Şimdi 1, 2, 3, 4 tuşlarıyla silahımızı değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabii onlarda wallhack var, bende yok. Wallhack'in videosunu... Aha! Kasmazsa. Evet, Yüksel Berk gitti. Tabii Yüksel Berk Yüksel Berk çok genel oynayamıyor. O tamamen bıçak prosu. Yani bıçakta onu yenebilir misiniz emin değilim. Bir de Barış'ı da bulalım bakalım. Neredesin Bülübülüm? Evet baktım ben gördüm. Kardeşim ya yanımda. Evet o beni aldı. Gördüğünüz gibi. Oyunda öyle bir de bıçak gösterelim. Yüksel Berk istersen. İlk Barış'tan gel. Bende çünkü şey var. Arkadaşlar git şöyle silahlarımızı atabiliyoruz. Şimdi bıçak. Bende de balta var. Bence savaş bıçağı var. Tamam sen gel Barış. Gördüğünüz gibi. Tabii çok, bıçakta çok farklı şeyler var. Onu Yüksel Berk sayfamıza yazabilir. Tek yemedin lan. Evet bekle. Aa. Barış gitti. Yüksel Berk tabii Haydar'ı çok iyi kullanamıyor. Daha bugün aldı sanırım. Ama beni öldürdü. Neyse o bıçak prosu eğer hani bıçak öğrenmek isterseniz ona snip... Snip ve genel öğrenmek isterseniz bana Yüksel Berk bir daha bıçak. Ha dur bir snip atalım ya ben öleyim. Snip atalım.
Bir de harbi makinaları isterseniz de Barış'tan öğrenebilirsiniz. Her türlü şeyimiz var. Tabancayı kendiniz öğrenirsiniz yani. Yüksel bak sniper al. Çabucak söyleyeyim de. Bu CV'de Tiger. Böyle. Tek atışlık değil ama idare eder yani sizi. Bir sürü. AVM kullanmak isterseniz o pro işi. Gördüğünüz gibi Barış gitti. Ben mi değiştireyim? Yüksel bak lütfen arkadan gelme. Ha tamam gördüm. Gördüğünüz gibi ben de CV'de Tiger kullanabiliyorum. Yüksel bak AVM kullanıyor. Evet arkadaşlar bu rehberimizin sonuna geldik. Bu rehberi çekmeme yardım eden diğer adminlerimiz Yüksel Berk ve Barış'a çok teşekkür ederim. Ve umarım izleyip beğenirsiniz. Yani detaylı bir anlatım olmuştur sizin için. Dediğim gibi silahları öğrenmek isterseniz bize başvurabilirsiniz. Rütbelerimizin düşük olduğuna bakmayın yani. İyi günler arkadaşlar. Bizi Facebook ve Twitter'dan takip edebilirsiniz.